Çin kaynaklı sağlık olayının ardından bütün dünya finans sistemi bir adeta erime havasına girdi ve her şeyde satışlar geliyor. Bunun içerisinde altın ve gümüş de var. Yalnız altın ve gümüşte zaten bu satışların olacağını kriz başladığında biz daha önce tahmin etmiştik. Yani benim daha önceki senaryolarımda, gerek kitaplarımda, gerek YouTube videolarımda bu senaryoyu zaten işlemiştik. Kriz olduğunda ilk önce dünyanın şu anda geçerli para birimi olarak kabul ettiği, rezerv para birimi olarak kabul ettiği dolara atak olacağını, gümüşte ve altında geri çekilme olabileceğini tartışmıştık. Zaten 2008'de de bu durum aynen böyle olmuştu. 2008'de altın yaklaşık %25 değer kaybetmişti. Gümüş de yaklaşık %50 düşmüştü arkadaşlar. Daha sonra tabii ikisi de çok yüksek artışlar kaydetmişlerdi. Bakın gümüş 55 dolara kadar, altın da 1800-1900 dolarlara kadar tırmanmıştı. Bugün ise altında kayıp şu anda 1700 dolardan 1485'lere kadar, yani %12-13 civarında. Gümüşte ise yaklaşık %35 civarında bir kayıp var. 18,5'tan 12'lere düşmüş durumda. Yani bir bu kadar daha düşse altın ve gümüş hala bizim senaryolarımız içerisinde normal sayılabilecek durumda olurlar. Fakat bu satışlara bakarken şunu da unutmamalıyız. Altın ve gümüş piyasalarında aslında fiyatlar çeşitli yöntemlerle baskılanıyor. Ben bunları, bu yöntemlerin tamamını 2020 Yeni Ekonomi, 2013'te yazdığım kitap ve 2014'te yazdığım Büyük Finansal Tufan kitaplarında işledim. İki tane yöntem var. Onlardan bahsedeceğim en önemli yöntemler olarak. Birincisi, altın fiyatları 1971'de Amerikan doları ile altının bağı kopartıldığında, yani dolar altın karşılığı eskiden basılırken artık karşılıksız basılmaya başlandığında, yani tamamen sınırsız bir para birimi haline geldiğinde altın da dolardan serbest kaldı. O zamana kadar bakın şuralar hep sabit. Bu sabit fiyatlar devletin belirlediği, devlet kontrolündeki altın fiyatları. Altın kopunca yaklaşık 20 kat o zaman değer kazandı. Bu çok tehlikeli bir durumdu Amerikan devleti için. Çünkü doların tahtı sallanabilirdi, altın daha da yukarı gitse. Türev piyasalarını devreye soktular. Türev ne demek? Bir gerçek varlığa bir türev yapıyorsunuz. Yani bir gerçek varlık altın olabilir, gümüş olabilir, ev olabilir. Buna dayalı bir finansal varlık çıkartıyorsunuz. Bu onun türevi oluyor. Ve bu türevle işlem yapıyorsunuz türev piyasalarında. Altın ve gümüş türevleriyle nasıl fiyatları baskılamayı başardılar? Çünkü bu türevlerde siz elinizde olmasa da bir varlığın türevini çıkartıp onu açığa satabiliyorsunuz. Yani elinizde altın yok, gümüş yok ama sanki varmış gibi türev kontratlar yazıp bunu piyasada satabiliyorsunuz. Bunu en çok yapan JP Morgan Bankası dünyada. Türevler gene yasaya uydurulmuş fiyat baskılama yöntemleri. Bir de yasaların dışında, yasa dışı yapılan fiyat manipülasyonları var. Burada da JP Morgan'ı başrolde görüyoruz. JP Morgan'a 2010-11 yılında yaptığı manipülasyonlar nedeniyle en az 43 yatırımcı tarafından dava açılmıştı. Yine benim kitabımda yer verdiğim bir haber, 18 Mart 2013 tarihli Reuters haberi. Buna göre mahkeme diyor ki yatırımcılar JP Morgan'ın gümüş piyasalarını fiyatlarını etkileme kabiliyeti olduğunu göstermeyi başardı. Yani bunu kanıtladı. Zaten banka da buna karşı bir savunma gereği duymadı, savunma yapmadı. Fakat mahkeme diyor ki bunu JP Morgan'ın kasten yaptığına dair, kasten yapay fiyatlar oluşturduğuna dair, böyle bir niyet taşıdığına dair bir durumu ispat edemedi yatırımcılar diyor. Bunun takdirini sizlere bırakıyorum. Bir bankanın kabiliyeti olup da bunu kasten yapmadığı, böyle bir niyeti olmadığına kim inanır bilemiyorum. Aynı JP Morgan hem türevlerle hem böyle manipülasyonlarla fiyatları bastıran JP Morgan 2011 yılından beri, bakın o zaman sıfırmış neredeyse, tarihin bir özel kuruluşun biriktirdiği en büyük gümüş varlığını biriktiriyor. Yani bir yandan fiyatları baskılarken bir yandan kendisi fiziksel gümüş topluyor. Çünkü böyle bir krizin geleceğini biliyorlardı. Ben en başından beri bunu söylüyorum.
Bu dava işi burada kalmadı arkadaşlar. 2018 yılı Kasım ayında John Edmonds isimli bir eski çalışan 2009-2015 yılları arasında JP Morgan'da gümüş, altın ve diğer kıymetli metaller konusunda manipülasyon yaptığını yetkili makamlar karşısında itiraf etti. 2010-11 arasında yatırımcılar 30 milyon dolar bu işten zarar gördüklerini iddia ediyorlardı. Bu iş John Edmonds'la da kalmadı. Bu sene, geçtiğimiz sene pardon, Eylül ayında, 2019 Eylül ayında soruşturma bütün departmana, JP Morgan'ın bütün departmanına genişletildi. Hileli alım-satım uygulamalarıyla milyonlarca dolar kar etmelerine rağmen müşterilerini zarara uğrattıkları için Amerikan Adalet Bakanlığı JP Morgan'ın kıymetli metaller masasını 10 yıldır devam eden bir suç örgütü olarak tanımladı ve masanın şefi Michael Novak'ı da suçlu listesine yazdı. Kasım ayında bir eski bu departmanda çalışan kişi daha Jeffrey Rufo da soruşturmaya eklendi. Ve en son Şubat ayında yani 2020 Şubat'ında soruşturma önce bir kişiden başlamıştı, sonra departmana açılmıştı. Şimdi bankanın tamamına karşı bir dava oluşturulma süreci başladı arkadaşlar. Şimdi bu kadar türev ve klasik yasa dışı manipülasyonla fiyatlar oynanabiliyor. Bugünkü fiyatların aşağı gitmesinde de böyle bir manipülasyon mu söz konusu? Hayır arkadaşlar, böyle bir durum söz konusu değil. Bugünkü düşüşün iki sebebi var. Bir, piyasada kaldıraçlı işlem yapanlar. Yani ortaya bir birim para teminat koyup işte bunun 5 katı ya da 10 katı ile oynayanlar 5 katı 10 katı paraları varmış gibi fiyatlar yukarı giderken kazanırlar ama fiyatlar düşünce de paralarının 10 katı varmış gibi birden kaybederler ve ilk yatırdıkları o teminat silinme noktasına gelir. Bu durumda alım-satım platformu yatırımcıya, fona, bireye ya da bankaya neyse der ki bak teminatın bitme noktasına geldi buraya teminat ekle. Eğer adamın elinde teminat varsa ekler ama yoksa başka yatırımlarını çözmek zorunda kalır. Örneğin altın ve gümüş gibi. Aynı zamanda yine bu teminat ve rezerv mantığıyla bütün para sistemi çalışır. Yani bankalar, fonlar vesaire merkez bankalarından ve birbirlerinden aldıkları rezervleri dayanak yaparak teorik olarak bunun 9 katı. Pratikte ise bazı durumlarda hiç rezerve ya da teminata ihtiyaç duymadan bir sürü kredi üretirler. Şimdi bugünkü Çin kaynaklı sağlık olayının dünyaya getirdiği durumdan sonra zaten finansal sistem bir çöküşe doğru gidiyordu. Eylül ayında repo krizi bize bunu göstermişti ama son gelen darbelerle birlikte şu anda kredilerin çözülmesi ve geri çağrılması durumu söz konusu. Yani herkes kimse kimseye güvenmiyor, verdiği kredileri geri çağırıyor veya vadesi gelmemiş kredilerini ödenmesini talep ediyor vesaire. Bu yüzden sistemde büyük bir teminat ve gerçek dolar atağı başladı. Teminat bulamayınca yani bir şekilde para oluşturup karşı tarafa ödeme yapması lazım. Teminat zincirleri kırılıyor. O zaman teminat elinde yeterli, gerekli, kaliteli işte Amerikan devlet tahvili vesaire teminat yoksa o zaman altını teminat olarak kullanabilir. Çünkü altın herkes tarafından kabul edilen bir teminat olacaktır. Ve bugünkü satışların büyük çoğunluğu bence altının bu tip işlemlerde teminat olarak kullanılması ve teminatı alan tarafın derhal onun da dolara ihtiyacı olduğu için derhal bu teminatları satıp altını satıp likide dönmeye çalışmasından kaynaklanıyor. Fakat önemli olan mesele şu. Bütün bu fiyat düşüşleri kağıt altın piyasası ya da kağıt gümüş piyasası yani bu türev vesaire piyasalarda yaşanıyor. Gerçek piyasalarda ne oluyor? Bakın fiziki piyasada Tony Person Bullion Star isimli bir altın gümüş depolama ve satış alım satım fiziki alım satım şirketinde CEO o blog yazısında diyor ki biz şu anda kıtlık yaşıyoruz. Yani altın bulamıyoruz. Müşterilere fiziksel teslim edecek altın bulamıyoruz ve fiyatlar gerçek altın piyasasında ve kağıt altın piyasasında birbirinden koptu. Yine Clint Ziegler Money Metals Exchange 2015 yılında Amerika'nın en iyi
dealer yani alım satımcı, fiziki alım satım yapan kuruluşu seçilmiş. O da FX Street'te çıkan yazısında diyor ki külçe talebi yükseliyor ve dealerların yani bu alım satım kuruluşlarının stoklarını clean out yani silip süpürüyor. Yani müşterilerden acayip talep olduğunu söylüyorlar bu dealerların yöneticileri ya da sahipleri. Hatırlarsanız biz Kasım ayında Londra'daki altın saklama, altın, gümüş ve çeşitli fiziki varlıklar nakit de dahil büyüklü küçüklü kasalara talebin çok yükseldiğini, kasa bulunamadığını dünyanın birçok yerinde kasa bulunamadığına dair bir Bloomberg haberini sizlerle paylaşmıştık. Bu durum bütün bu altın gümüş satışlarına rağmen ve fiyatlardaki bu aşırı düşüşlere rağmen hala devam ediyor. Bakın İrlanda'dan bir haber. Yine altın, gümüş ve çeşitli fiziki varlıkları depolayabileceğiniz kasalara talep uçmuş durumda. İnsanlar hem güvenlikten korkuyorlar hem de fiziki altın ve gümüşü talep ettikleri için bunu saklayacak bir yer arıyorlar. Şimdi bu kişiler, bu saklama tesisi sahipleri ya da gerçek altın gümüş alıp satanlar tabii kendi işletmelerinin bir çeşit reklamını da yapmaya çalışıyor olabilirler. Ama bir haber var ki şüpheye yer bırakmıyor. O da Amerikan darphanesinden gelen haber. Amerika'da da darphane tıpkı bizim darphane gibi. Bizim darphane ne yapıyor? Altın paralar basıyor. İşte tam, cumhuriyet dediğimiz, reşat dediğimiz, işte yarım, çeyrek nasıl altın basıyorsa bizim darphane. Amerika'da gümüş para basıyor. Amerikan darphanesi diyor ki Perşembe günü yaptığı açıklamada Mart ayında şu ana kadar talep %300 arttı. Ve biz diyor American Eagle gümüş paralarda şu anda sold out yani sattık bitirdik ve geçici olarak satış yapamayacağız diyor. İşte bu artık şüpheye yer bırakmıyor. Demek ki fiziki talep de bu kağıt piyasasındaki fiyat oluşumundan bağımsız olarak ciddi bir adeta patlama yaşanıyor şu anda. İnsanlar evinden çıkabiliyor olsaydı bu sağlık durumu olmasaydı muhtemelen birçok yerde kuyumcularda sıralar oluştuğunu dünyanın çeşitli yerlerinde görecektik ki daha önceki bazı altın ve gümüş fiyatı düşüşlerinde son birkaç yılda bu tip sıralar görmüştük.